Şekerci durağı olalı böyle bir ilgi görmedi başkanım. Bizi kırmadığınız için canı gönülden sizlere teşekkür ediyoruz. Emeklisin, emekçisin, güler yüzün hizmet alır. İlçedeki her biri genci, hem esnafı hem çiftçisi, emeklisi, emekçisi. Bugün şu anda buradan ne kadar güzel göründüğünüzü tarif edemem ama sanıyorum ki yayınlardan basınımızın çok kıymetli temsilcileri de bugün burada. Yayınlardan göreceksinizdir. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi Pamukkale'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin sesi olan mahalle mahalle, sokak sokak dolaşan bir ismi sizlere anons etmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanımız Sayın Uğur Coşkun'u sizlere hitap etmek üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bu ne güzel bir Pamukkale olmuş böyle. Şekerci durağı, şekerci durağı olalı böyle güzel insanlar görmedi. Şu bayrakları bir görebilir miyim bayrakları? Ne kadar güzel görünüyorsun çekercilimi. Sayın İl Başkanım, Aktepe'nin, Karşıyaka'nın, Dokuz Kavakların, bu mahallelerin güzel insanları, Pamukkale'yi değiştireceğiz. Denizli'de de yetti gari diyen güzel aydınlık insanlar, hepiniz hoş geldiniz. Az önce arkadaşım da söyledi. Taklit ediyorlar. Taklitten de kaçınmıyorlar. Utanmadan duvarların üzerine kreş açacağız diyorlar. Utanmadan duvarların üzerine çöp torbası dağıtacağız diyorlar. Utanmadan turizmi geliştireceğiz diyorlar. Utanmadan sosyal konut projeleri gerçekleştireceğiz diyorlar. Pamukkale'yi 10 yıldır kim yönetiyordu da bugüne kadar yapmadınız da bundan sonra yapacaksınız? Denizli'yi 20 yıldır kim yönetiyordu da bugüne kadar yapmadınız da bundan sonra yapacaksınız? Seçimler öyle duvarlara asılan koca koca pankartlarla kazanılmaz. Seçimler bu güzel insanların gönüllerine giderek kazanılır. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın. Şimdi huzurlarınıza bir ismi daha davet etmek istiyorum. Denizli'nin abisi, 19 ilçede nerede? Başı sıkışan, yetiş diyen varsa yetişmeye çalışan örgütün abisi, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanımız Sayın Ali Osman Horzlu'mu huzurlarınıza davet ediyorum. Merhaba Aktepe, merhaba Pamukkale, merhaba dostlar, merhaba. Şurada 31 Mart'a topu topu 20 günümüz kaldı. Bu zulme, bu yarana, bu talana, bu soygunlaşmaya, bu zenginleşmeye, bu çalmaya, bu çırpmaya dur diyecek miyiz? 10 yıldır Pamukkale'nin çektiği zulme son verecek miyiz? Bu mahalleleri çok iyi bilen bir kardeşinizim. Aynı bu alandakilerin birçoğunun olduğu gibi ekmek için göç gelmişken bir kardeşinizim. Afyon'un Başbakçı ilçesinin Hırka köyünden geldim. Cumhuriyet beni okuttu. Cumhuriyet beni meslek sahibi yaptı.
Başkanı yaptı. Cumhuriyete sizler gibi benim de borcum var. 31 Mart'ta Cumhuriyete borcumuzu ödeyecek miyiz? Kadınlarımız, ellerin asırlı, saçlarını süpürge yapan kadınlarımız, emekleriniz heba oluyor. Çocuklarınız bu mahallelerde heba oluyor. Bunun hepsinin farkındayız. Eğitim, insanca yaşam sizin de, sizin çocuklarınızın da hakkı. Bunları 1 Nisan'da Sosyal Demokrat Halkçı Belediyecilik'te Pamukkale'de Rıza Ertemur'la Büyükşehir'de Bülent Doğru Çavuşoğlu'yla almaya var mıyız? Gerçekten ülke olarak çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Şöyle sıkıntılı günler geçiriyoruz ki 17 bin 2 lira askeri ücretle bunun 8-10 bin lirasını ev kirası vererek ayakta durmaya çalışıyoruz. Resmen şarkıda da söylediği gibi kuru ekmeğe mahkum edildik. Bunlara bir kırmızı kart çıkarmaya var mısınız? Buranın da insanca yaşamaya hakkı var. İlçe başkanım söyledi. Buranın da okula, buranın da kreşe, buranın da halk ekmeğe, buranın da temiz ve çevreci yaşama ihtiyacı var. Bunu da getirecek olan Halkçı Belediyecilik'te Pamukkale Belediye Başkanı adayımız Sayın Ali Rıza Ertemur'dur arkadaşlar. Sayın Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de o ismi sizlere davet edeceğim. Pamukkale için yola çıktı ama öncesi vardı. İl başkanı oldu. Milletvekili oldu. Şimdi de dedi ki artık Pamukkale'yi değiştirelim. Pamukkale karanlıkta kalmasın. Pamukkale çamur içinde, çöp içinde kalmasın dedi. Kolları sıvadı ve çıktı karşınıza. Şimdi büyük alkışlarla Pamukkale Belediye Başkan adayımız Ali Rıza Ertemur sizlerle. Şaşmadan, ranta hiç kuracak açmadan, halkı için hak yolundan yürüyecek hiç durmadan. Gönüller birleşir, Pamukkale değişir, Ali Rıza Ertemur'la Pamukkale gelişir. Gönüller birleşir, Pamukkale değişir, Ali Rıza Ertemur'la Pamukkale gelişir. Bugün bu coşkuyu, bu sevinci, bu mutluluğu, bu güzelliği bize yaşattığınız için hepinizi ayrı ayrı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün dolaştığım her yerde söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Bugün hava çok güzeldi, güneşliydi. Güneşli günler bizi bekliyor. Baharlar bizi bekliyor. Güzellikler bizi bekliyor. Aydınlık günler bizi bekliyor. Her şey çok güzel olacak. İnanın buna. Bu anlayışla, bu hayallerle yola çıktık. Hep yüreğimizde sevginizi taşıdık. Kalbimizde, gönlümüzde sizin güzellikleriniz, sizin mutluluklarınızı paylaştık. Onun için bugün buradayız. Onun için bugün yanınızdayız. Onun için size sevdalıyız, sevdalı. Ne zaman sokağa çıksam, ne zaman sizlerle karşılaşsam, ne zaman sizin elinizi sıksam, sarılsam, bana dünyanın en büyük mutluluklarını yaşattınız. Sizler ömrümün en büyük mutluluklarını, en güzellikleri yaşattınız. Bugün de 31 Mart'ta inancım sonsuz. Ne olur siz de inanın. Açık açık ilan ediyorum. Kazandık, kazandık. Kazandık. Sevgili annelerim,
sevgili kardeşlerim. İnanın buna. Güzel günleri birlikte yaşayacağız. El ele. Hani diyorum ya, ya sokağınızda ya sofranızda. Ben gönlünüze dağ duracağım. Dağ. Her şey sizin için olacak. Özellikle kadınlarımız için olacak. Çalışan kadınlarımız için olacak. Çocuklarımı nereye bırakacağım diye artık hiç düşünmeyeceksiniz. Sokakta yürüyecek bir yolum yok diye hiç düşünmeyeceksiniz. O gözleriniz, o buğulu gözleriniz var ya, ışıl ışıl yanacak inşallah. Gülen gözleri, gülen yüzleri yaratacağız biz. Bak aranızda benim kızlarım da, eşim de var. Onlardan helallik istedim. Dedim ki artık ben Pamukkale'yim. Siz hakkınızı helal edin. Bundan sonra birlikte el ele, kol kola Pamukkale'yi güzelleştirmek için çalışacağız. Evet. Hepiniz sokaklarda geziyorsunuz. Görüyorsunuz. Duvarları işgal etmişler. Eşsinler. Umurumuzda değil. Bak bizim projelerimiz burada. Dibinizde yazılı. Hiç korkmuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ne ederlerse etsinler. Aslında onlar korkmuşlar. Neden biliyor musunuz? Projelerimizi çalıyorlar. 20 yıl hiç hayal edememişler. Yan gelip yatmışlar. Akıllarına düşmüş şimdi Merkez Efendi dağıtınca çöp poşetini. Akıllarına düşmüş şimdi halk ekmek Merkez Efendi yapınca. Akıllarına düşmüş şimdi o yavrularımıza içirmediğimiz sütler. Halk sütler şimdi akıllarına gelmiş. İşin komiği ne biliyor musunuz? Çok komik. Koca koca duvarlara çöp poşeti dağıtacağız demişler. Çöp poşeti. Onu bu kardeşiniz duyduğum zaman dağıtmaya başladım. Sizler en güzel şeylere layıksınız. Onlar proje falan bile değil. Gönlümüz size feda olsun. On yıl Pamukkale'de, 20 yıl Büyükşehir'de ne halk süt, ne halk ekmek asla akıllarına gelmemiş. Neden ne biliyor musunuz? Onlar halk süt diyemezler. Onlar halk ekmek diyemezler. Onlar halk diyemezler. Halk! Çünkü onların korkuları sizlersiniz. Halk sözcüğünü ağzına alamazlar onlar. Ama biz her şeyimizi, bütün varlığımızı, bütün sevginizi içimize taşıyoruz. Biz her zaman, her alanda önce insan diye çıkıyoruz. Önce insan. Değerli arkadaşlarım, sevgili Aktepeliler, sevgili Karşıyakalılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu akşam sahura kalkacağız. Ramazanlarınız hayırlı mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Hepimizinkine. Ama yarın onlar şimdi çıkacaklar. Biliyorsunuz onların meşhur şeyleri var. İftar çadırları kuracaklar. İnanın kendileri değil. O verdikleri bütün yemekler sizin paralarınız. Belediyelerden yaptıkları ihalelerle yapıyorlar. Hepsi sizin paranız. Ödediğiniz su parası, ödediğiniz vergiler, ödediğiniz işgaliyeler. Yani o yemekler sizin, sizin ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bugün bu güzel mutluluğu bize yaşattınız. Allah sizi de yaşamın boyunca mutlu eylesin inşallah. Bayramda karşınıza belediye başkanı olarak çıkacağım. Kesin. Artık Pamukkale belediye başkanı olarak konuşuyorum ben. Göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ya
böyle bir belediye başkanı varmış. O bizim yavrumuzmuş. O bizim evladımız, kardeşimiz, arkadaşımızmış. Bağrınıza basacaksınız. Sevginizle büyüteceksiniz beni. Birlikte yöneteceğiz Pamukkale'yi, Karşıyaka'yı, Aktepe'yi. İnanın, hep söylediğim gibi ne o kapılarda özel korumalar, ne kapılarda özel kalemler. Özel sizsiniz. O kapıyı da siz açacaksınız. Hep yan yana olacağız. Hani diyorum ya, ya sokağınızda ya da sofranızda olacağım. Bu duygularımla hepinizi kucak dolusu sevgilerimi sunuyorum. Sizi çok seviyorum. Sizi çok seviyorum. Artık hepiniz benim bir annem, babam, kardeşim, evladım oldunuz. Beni bağrınıza bastınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Hem İstanbul'un hemşircisi, emekçisi, emekçisi. Güler yüzü hizmet alır ilçedeki her bir genci. Hem esnafı hem çiftçisi, emeklisi, emekçisi. Güler yüzü hizmet alır ilçedeki her bir genci. Günler güneşi, Pamukkale değişi. Adı Rıza Ertemur'la Pamukkale gelişi. Günler birleşi, Pamukkale değişi. Açılışta da söylediğim gibi bizim başkanlar öyle konuşup unutmaz. Yapamayacağı hiçbir sözün arkasında da durmaz. Şimdi sizlere o ismi davet ediyorum. Denizli'nin umudu. 19 ilçede bütün hemşehrilerine kendi değil hemşehrileri zenginleştirmenin sözünü veren o ismi çağırıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu sizlerle. Karşıyakalı dostlarım, Aktepe'li dostlarım, Dokuz Kavakların yiğit insanları, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. En çok övündükleri yerdeyiz. Baktığınızda her tarafı birbirine girmiş, çarpık bir kentin içerisindeyiz. Biz istiyoruz ki artık insanların mutlu olduğu, evlerinde huzur bulduğu, depreme dayanıklı, üreten, yüzü gülen bir şehri yaratmak için geliyoruz. Biz istiyoruz ki kadınlarımız, kızlarımız, gençlerimiz sokaklarında huzurla gezebildiği, acaba hangi mülteciyle karşılaşırım demediği bir şehri yaratmaya geliyoruz arkadaşlar. Biz istiyoruz ki annelerimiz sabahleyin çocuklarını okula gönderdiğinde acaba bugün ne yemek zorunda kalacaklar, karnını doyurabilecekler mi demedikleri yepyeni bir Denizli inşa etmeye geliyoruz hep beraber. Bizler istiyoruz ki suyun hak olduğu, suyun yaşam olduğu, insan vücudunun %80'inin su olduğu yerde elektrik faturasını geçen, su faturasını geçen, artık su faturası, elektrik faturasını, doğal gaz faturasını geçen su faturası dönemlerini sona erdireceğiz. Artık herkesin huzurlu, kendi arsasına, kendi evine kavuştuğu bir Denizli, bir Karşıyaka'yı beraber yaratacağız arkadaşlar.
Abi bu takıma bir de kaptan lazım. Kaptan da burada. Başkanım gelir misiniz? Yani sahne sizin. Bu takımın da en güzel kaptanı da Ali Rıza Başkan olacak. Bunlarla beraber bu şehrin bu tarafı yepyeni bir hal alacak. Bu şehrin bu gördüğümüz